Ref, hadi at topu. Atıyorum. Miau. Al bakalım. Ref. Aha, yakaladım. Çocuklar sıra sizde. Çocuklar. Hop. Anlaşılan uyandık. Miau, hadi topu bize at. Alın bakalım. Çocuklar, uyandığınıza göre hadi üstümüzü değiştirelim. Önce kıyafet bakalım. Dur bakalım böyle. Oo, olamaz. Bu kıyafetler kirli. Çorap da öyle. Dün pikniğe gitmiştik. Bu kıyafetler orada kirlenmiş olmalı. Anlaşılan bugün çamaşır günümüz. Bakalım başka kirli çamaşır neler var. Oy. Kirli. Ümit, bu da kirli. Bakalım. Sanırım bu da kirli. Buna bakalım. Deterjan kokuyor. Bu temiz. Onu buraya koyalım. Çocuklar siz burada oynamaya devam edin. Ben gideyim şu çamaşırları yıkayayım. Evet. Şimdi çamaşırları da ayırmam gerekiyor. Çünkü bir kısmı makinede yıkanabilirken bir kısmını elde yıkamak zorundayım. Bu makinede yıkanabiliyor. Bu da makinede yıkanabiliyor. Bunu da makineye atabilirim ama bu kıyafeti makinede yıkayamam. O yüzden elde yıkayacağım. Hazır deterjanlı su. Bunun işlemi biraz uzun sürecek. Çünkü iyice çitileyip durulamam gerekecek. Biraz beklesin. Şimdi o beklerken ben de makineye atayım. Makineler için özel deterjanımızı koyalım. Hadi hadi açıl, hop açıldı işte. Makinemizi açalım. Burada. Evet, güzelce çitiledim. Bakın. Lekeler ne güzel de çıktı. Artık durulayabilirim. İyice sıkalım. Ve durulayalım.
Çok teşekkür ederim Kitty. Kızların halinden kızlar anlıyor. Evet. Böyle doğum günü elbisesi gibi narin kıyafetlerimizi mandalla asmamalıyız. Çünkü mandallar iz yapar. Onları kurutmak için böyle askılarda kurutmalıyız. Çok da fazla direkt güneş almayan bir yerde kendi hallerinde kurumalarını sağlamalıyız. Hatta suyunu akıtmamasın diye buradan böyle bir kap koyabiliriz. Burada kuruyabilir. Evet. Makinedeki çamaşırların da işi bitti. Onları çıkartabilirim. Evet, tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi bunları da asalım. Sanırım bir yerde bir yanlışlık yaptık. Çünkü bu kuruyan çamaşırın buraya akan suya değmemesi gerekiyor. Yoksa o zaman kurumazlar ki. Kitty, papiye söyler misin? Bize bunu yükseltebilecek bir şeyler getirsin. Tamam. Papi! Papi! Ref, getirdim. Teşekkür ederim. Ref, rica ederim. Önemli değil. Şimdi bunu buraya koyabiliriz. Altına yine damlayan sular için bunu koyabiliriz. Bakın damlıyor. Şimdi de diğerlerini asalım. Biraz silkeleyelim. Ve mandal. Buradalar. Takalım. Bu tamamdır. Ve son olarak bu. Çamaşır işi bitmiştir. Kitty, sürünmemelisin. Henüz ıslaklar. Hem sen ıslanırsın hem de onların üzerine tüy bırakırsın. Gel bakalım buraya. Bunu unutmuş. Getiriyorum. Evet, işimiz bitti. Hoşça kalın. Ref, Ümit dur. Ne oldu Papi? Ref, bak bunu unutmuşsun. Anlaşılan bitmemiş. Bunu da makineye atsak bir tane çamaşır için olmaz. Evde yıkayacağız. Ben acıktım.
Tamam Kitty.